YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Sevgi Ekiyor. Yine kendi kliniğimde yeni bir şeyler yaratma peşindeyim. Şu anda kök hücre tedavisiyle uğraşıyorum. Sevgili arkadaşım Müjde Kızılkan da konuğum ve hastam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz biraz yapacağımızı yaptık. Siz görüntülerde göreceksiniz. Karnına anestezi uyguladık ve liposuction şeklinde bir 30 cc kadar yağ hücrelerini oradan aldık. Sonra geldik, G-cell cihazının içerisine koyduk. Şu anda da yeni bir kitimiz dönmek üzere zaten. Yaklaşık 12 dakika onu ayrıştıracak şekilde kök hücrelerini elde ettik. Peki bunu niçin yapıyorduk? Hem yüzüne anti-aging olsun, bir yarı uygulamayı yüzüne yapacağım. Canlılık, parlaklık, kırışıklık, kaşma, gerginlik, nemlilik versin diye. Hem de müjdeciğimin bana en çok danıştığı konulardan birisi saç dökülmeleri. Şu ön kısımlarında özellikle olan seyrelmeler ve dökülmelerden ve saçını da genelde toplayarak ve sahne şovlarında özellikle değil mi nemlendirerek kullanmayı seviyorsun. Sert topluyor böyle saçını ve oralarında açık olmasından hiç hoşnut değil. Dolayısıyla dedik ki gel nokta atışı bir şey yapalım. Ne varsa kök hücre de var. Ve yeni teknolojiler artık bize gösteriyor ki 4-7 ay içerisinde çok ciddi saç hücrelerinizin çıkabilmesi için bu kurak tarlanın beslenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz ki biz bunun için PRP, mezoterapi vesaire saç aşıları yapıyorduk. Yine yapmaya da devam ediyoruz. Ama son zamanlarda en çok kullandığım iki yöntem var. İkisi de G-cell'den geliyor. Birisi G-cell'den folikül hücresi toplayarak saç hücrelerini enjekte ediyorum. Bir de G-cell'den kök hücre elde edip yağlardan yağı enjekte ediyorum. Bugün size ilk defa yağ hücresini nasıl enjekte ettiğimi göstereceğim. Hadi gelin birlikte yapalım. Daha önceden Müjde ile mezoterapi geçmişimiz vardı. Çok da güzel saç çıkmaya başlamıştı. Ama belki beslenme, belki bana yaptıramadığı kan tahlilleri vesaireler sonucunda çeşitli vitamin mineral eksikleri biliyorsunuz ki çok ciddi saç dökülmesini tetikliyor. O yüzden biz tedavilerimize başladığımızda mutlaka ağızdan da size bazı takviyeler veriyoruz. Genel geçer bazı takviyeler evet B12'ler, B1'ler, B6'lar, selenyumlar, folik asitler, işte demirler yine saç için çok önemli biliyorsunuz ki ama bunun haricinde İşte biyotini ne kadar kullanmamız gerektiğini ya da bu vitaminleri ne kadar kullanmamız gerektiğini hesaplamamız gerekiyor. O yüzden biliyorsunuz ki her saç tedavisi yaptığım hastaya mutlaka kan tahlilleri birlikte de ağızdan kullanacağı ekstra takviyeler veriyorum. Bir de saç için yine G-Cell'in aynı şekilde büyüme faktörü içeren serumundan 2 aylık ve 4 aylık kürler şeklinde uygulamasını istiyorum. Size de nasıl uygulandığını göstereceğim. Şimdi enjeksiyon zamanı. Nasılsın? Çok iyi. Evet. Tabii bunu enjekte etmesi, bir mezoterapiyi enjekte etmekten, bir PRP'yi enjekte etmekten biraz daha zor. Neden? Sonuçta molekül ağırlığı daha fazla. O yüzden dolgu kanillerinden birisini tercih ettim enjekte etmek için. Yani pıhtılaşmadan hani içerisinden rahat aktarabilelim diye. Diğer işlemlerimizde mezoterapi ya da PRP yaparken daha küçük 4-6 milimetrelik işte çapı küçük olan uçları tercih etmemiz yeterli oluyor. En istediğim bölgeleri iyice turluyorum tatlım. Evet. Orta kısımlar ve yan kısımlar inanılmaz. Zaten Müjde'yi hazırlarken jetokain damlalar damlattık. 3 tane ampul aslında masajla cildine yedirdim. Ve böylelikle biraz saçları da ıslandığı için bana çok ayrık ayrık tam dökülmelerin nerede olacağını, işte enjeksiyonlarımı nereye yapacağımı çok iyi göstermiş oldu. Genelde birer santim aralıklarla enjeksiyonlarıma devam ediyorum. Tabii enjeksiyonu yapmadan önce de alkolle çok iyi temizledim. Bu G-cell yöntemlerini niye seviyorum diyecek olursanız kadın, erkek, genç, yaşlı fark etmeksizin işte ister erkek tipi dökülsün, ister kadın tipi dökülsün, ister hormonal dökülsün, ister vitaminsel dökülsün herkese yarayan bir yöntem. Ve eğer bir kişi kendine saç ekimi ihtiyacı düşünüyorsa aslında önce bu tedaviyi düşünmesi gerekiyor. Unutmayalım. Müjdeciğim minnoş dedim sana, minnoş dedim ama hani korkuyordum 15-20 cc anca bulurum herhalde diyordum yağından da gayet çatır çatır hemen bir seferde 30 cc şu minnak ayva göbeğinden geldi. Bir taşla iki kuş vurmuş olduk böylelikle 30 cc orayı azalttık, aldık o 30 cc'yi de saçına ve yüzüne pay ediyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi
hafif ince bir kırışma, hafif bir matlaşma var cildinde. Ben o yüzden oralar için de ayrıştırdığım kök hücreden hazırladım. Minnak 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 enjekte edeceğim. Tabii ki kendisine kıymamak için daha önceden bir 20 dakika anestezi kremi beklettik bu arada. Hadi başlayalım. Nasıl hissediyorsun? Keşke bütün acılar böyle olsa. Çizgilere ölüm. Şurada bir kırılma noktan var senin yüzünde. Sen kendin biliyorsundur zaten. O ve onun 1 cm üstü. Gülerken oralar fazla katlanıyor. Evet. Bravo. Evet tatlım. Geçmiş olsun. Bu sefer gerçekten bitti. Cildine bak, bunu öneriyorum. Cell Arctic diye bir krem. Yoğun nem ve lifting etkisi var. Hani şimdiden ışıl ışıl olduğunu görebiliyorsun. Saçına da bunu öneriyorum. G-Cell Growth Faktörlü Serum. Alacağım. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Süperdi ve ağrısızdı. Ben bu kadar ağrı, yani daha önceki işlemlerde biraz canım yanıyordu iğnelerde. Bu sefer ne yağ alımında ne de yüzümde ne de saçlarımda hiçbir acı hissetmedim. Muhteşemdi. Çok evet. Teşekkür ederim. Bir de morluk ve şişlik hiç beklemiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cildi şu anda hiç enjekte etmemiş gibi ama az önce zaten izlemiş olmalısınız. Onun haricinde reaksiyon verme ihtimaliniz yok. Tamamıyla her şey kendinizden çünkü. YouTube kanalıma lütfen takip etmeyi, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Tekrar görüşürüz.